Eskişehir'de 18 giyin avlanmasını ihaleye açtılar. Toplanacak para da 513 bin lira. Bugün de çok hayvan dostu bir milletiz gerçekten. Gözlerim yaşarıyor böyle durumları görünce. Kendileri dışında her şeye düşmanlar. O yüzden şöyle bir teorim var. Eğer bir yolunu bulup da o geyiklere badem bıyık eklersek. Büyük ihtimalle o ihaleden vazgeçebilirler. Ayrıca hani şunu da belirtmek lazım. Bundan önceki hükümet devletler de yapıyordu bunu. Para çok daha önemli geliyor bize. Vatandaş olarak tepkimizi koymalıyız kısaca. Bu yıllarda artık avcılık dediğimiz şey vahşetin tekidir. Özellikle bu orman canlıları popülasyonları o kadar kalabalık da değil. Nüfusları çok az ve her an yok olabilirler. Ama yok. İlla onu da öldüreceğiz. Ondan da para kazanacağız. Çünkü ekonomi büyüktür her şey. Bu konuda da avcıları destekleyenler şöyle bir tez atmış ortaya. E siz de tavuk yiyorsunuz diye. Da tavuk nüfusu neredeyse insan nüfusu kadar ve şu çağda bu nüfusla tam olarak otçul hayata geçilemez. Eğer tavukların da yok olma gibi bir riski olsa o konuya da karşı çıkarız zaten. Şu anki bahsettiğim biraz üzerine daha çok konuşulacak bir konu da o yüzden bunu biraz atlıyorum. Ne olacak bizim bu öldürme hissimizin hali? Sürekli bir hayvan öldürme, hayvan işkence etme haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Daha bir hafta bile olmadı yavru ayıyı öldürdük. Bunu da hasadımıza saldırıyorlar diye savundular. Aynı şekilde domuzları da öyle öldürüyorlar diyoruz Neymiş hasata zarar veriyormuş. Senin hasadını açık açık söylüyorum. Senin o hasattan kazandığın paranın ben Gelmiş bir de mantıklı bir savunmaya geçiyor. Bu arada o paralar genelde vahşi yaşamı korumak için harcanıyormuş. Parada para olsa 500 bin lira. Biraz daha az ejder meyvesi yiyin. Zaten ödeyebileceğiniz miktar. Sarayın yarısının elektriğini kesin çok daha fazla tasarruf edersiniz. Veya tonla devlet kurumu var, gereksiz şatafatlı harcama var, devlet tarafından yapılan. Onlarla çok rahat bir şekilde izole edilebilir o para. Şu son 50 yılda neslin tükettiğimiz hayvanların hatta hesabı yok. Ama hala da inatla tüketmeye devam ediyoruz. Bu konuda küresel çaplı eylemler de yapılıyor. Bölgesel eylemler de yapılıyor ama hükümetler çok takmıyor. Kişi sayısının artması gerekiyor. Çünkü hükümetler oyla çalışıyor. Bu tarz olaylarda insanlar sırf bu hareketinizden dolayı size oy vermeyeceğim dese hükümetler, bakanlıklar, badem bıyıklılar çok rahat geri adım atabilirler. Çünkü oyla besleniyorlar kendileri de. Ne yapmamız gerekiyor? Baskı yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bir değil iki değil. Sürekli vahşi doğada hayvanları katlediyoruz. Malum zihniyet zaten hayvana hiç acımıyor. Domuz etini yemek haram ama domuz aranmış gibi davranıyorlar. Birkaç sene önce Sakarya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Şehre inen domuzu linç ederek öldürmüşlerdi bunlar. Gram hayvan severlik yok. Hayvan sevmeleri sadece yemek için geçerli. Tadını seviyorlarsa seviyorlar hayvanı. Biraz bilinçlendirmek gerekiyor. Hadi onu geçtim. Doğadaki döngü bozuluyor. Sadece bir canlının soyunun tükenmesi o canlıyla sınırlı kalmıyor. Onunla beslenen yenenlerin de soyunun tehlikeye girmesini sağlıyor. Onun beslendiklerinin fazla artışına sebep olabiliyor ve bu fazla artıştan kaynakla ayrı bir çevresel sorun oluşturabiliyor. Sonuçta doğada bir döngü var. Bunun bilincine bir türlü sokamıyoruz insanları. Bulsan mesela bunları geçsen karşısına kibar kibar anlatsan almaz kafası. Öyle yetişmiş. Nasıl çözülür? Gençlere vermek gerekiyor bilgiyi. Bu farkındalığı gençlere aşılamak gerekiyor. Çok zor bir şey değil. Bu durum üzerine kitap okuyup da anlat bunları. Sadece birkaç tane makale görmekle yetiyor zaten bu farkındalık. 5 dakikasını ayırsa bir insan bir şey bile okumasına gerek yok. Oturup düşünse bu tarz eylemlerin eninde sonunda kendisine ya da kendi soyundan insanlara dokunacağını çok rahat bilebilir. Farkında olabilir. Ama düşünmek nerede bunlarda? Başkasını öldürme hissi onlara ayrı bir zevk veriyor. Mesela bu ayı katillerinde de öyledir. Niye öldürüyor ayıyı? Kendisine sorun oluşturduğu için değil. Ayı da zaten korkak bir hayvan. Köy hayatında yaşadıysanız ayıyı çok rahat kovalayabilirsiniz. Ama bunun istediği ben ayıyı öldüreyim ve ondan üstün olduğumu kanıtlayayım. Ondan daha erkek olayım. Kafa bu yapıda. Daha erkek oluyor anladınız mı? Ama tüfekle daha erkek oluyor. Lütfen ayıyı öldürüp daha erkek olmak istiyorsan bunu çıplak elle bir dene. Görürsün kim daha erkek. 20 Temmuz'da yapılacakmış ihale. Ülkenin çeşitli yerlerindeki geyikler vurulacak. Bahane de üretiyorlar. Bunlar zaten iş işlevsiz geyik, yaşını başını almış geyik. Bari öldürelim para kazanalım. E siz de yaşını başını almışsınız. 60-70 yaşında insanlarsınız. Size de mi aynısını uygulayalım yani? Sonuçta sizin de vardır meraklısı ve daha çok para kazandırır. Bir diğer saçmalıksa okuduğum habere göre daha yakın zamanda bu geyik popülasyonu arttırılsın diye çeşitli bölgelerde çalışmalar yapılmış. Bir yandan arttırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da yok etmeye çalışıyoruz. Hiç mi ilkokulda size havuz problemi diye bir şey var? vermediler. Çok saçma geliyor ya. Çok vahşet. Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunu doğaya olan saygısından görebiliriz ve gel gör ki biz o konuda da sınıfta kalıyoruz.